arkadaşımı söyledi. Bir süre önce bir seçimdeydik ve bir ittifakla burada kentte hep beraber bir seçime gittik. Bugün milletvekili olarak belki bu kentte o zaman da söyledim, şimdi de söylüyorum. Bütün Dersimli'nin, bütün Dersim halkının, Dersimli dostlarının hepsinin vekili olarak çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi ikinci bir seçimdeyiz. Önemli bir süreçteyiz. Arkadaşlarımız söyledi. Gerçekten faşizm her tarafı sarmış durumda. Bütün haklarımızı gasp etmiş durumda. Doğa talan içerisinde. Kentte her tarafta, Kürdistan'da, Türkiye'de her tarafta uyuşturucu yaygınlaştırılmış durumda. İliç'te çok daha yakın bir patlama oldu biliyorsunuz. Siyanürlü altın madeni var. O zaman da söyledik. Sömürge madenciliğidir. Halkımız da sömürmedir. Bizim varlıklarımız da sömürmedir. Buna izin vermeyeceğiz. İşte biz siyasi iktidarda, yerel yönetimlerde geçmişten beri üç şey üzerinde durduk arkadaşlar. Dedim ki demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü belediyelerle kentleri yöneteceğiz. Bunun üzerine çokça kayyumlarla karşılaştık, engellerle karşılaştık. Ama hep beraber dimdik ayaktayız ve bugün de şunu söylüyoruz. Bunun modelini Kürdistan'da, Türkiye'de uyguladık ve bugün de kentimizde uygulamaya devam edeceğiz. Saraylar, saltanatlar çöker. Kan susar bir gün, zulüm biter. Meleşçeler de açılır üstümüze, leylaklar da güler. Bu günlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Direnen şehir Dersim, merhaba, merhaba. Denizlerin, Mahirlerin, İbrahimlerin, masumların yoldaşları, merhaba, merhaba. Sakinelerin, Aysellerin, Edibelerin, Nur Hayatların, Gülten Kışanakların yoldaşları, kadın yoldaşları, merhaba, merhaba. Ferhat'ı Serçaran, Serçaran Batır. Öncelikle 90 gündür, yani tam 3 aydır açlık grevinde olan, hak ve irade gaspına karşı direnen, tecride karşı direnen tüm tutsakları siz Dersimlilerin alkış ve zılgıtlarıyla demli bir selam gönderelim yavaşlarım. Kayyum politikasıyla memleketimizi yönetmeye çalışıyorlar. Biz bu kayyum rejime son vermek için buradayız bugün. Biz onlardan revanş almak için buradayız. Bunu söylüyorum. Nasıl ki Ahmet'te, nasıl ki Van'da, Mardin'de kayyumları göndereceksek, burada da gayri resmi kayyumu hep birlikte göndereceğiz. Bizim için, DEM Parti için yerel seçimler gerçekten çok önemlidir. Çünkü biz demokrasinin yerelden başlayacağı inancındayız. Öncelikle
kadınlara sözümüz olsun. O dört duvar sadece gidip fatura yatırılacak bir yer değil. O kapılar tüm Bingöl'lere açık olacak. Biz DEM Parti'nin belediye eş başkanları değil, tüm Bingöl'ün belediye eş başkanları olacağız. Hepinizi kucaklayacağız. Her seçim döneminde malum iktidar farklı siyasi partiler farklı Ankara'dan inme kendi projeleriyle 5 yıllık Bingöl'ün umutlarını çalıyorlar. Biz 31 Mart'ı dört gözden bekliyoruz. Bütün umutlarımız 31 Mart'ın sonunda halkımıza sözümüz olacak. Geçmiş dönemlerde bu iktidar partisinin yaptığı talan, rantçı bütün yolsuzluklarının fotoğrafını çekip halkımızın önüne bir belediyeler etrafına asacağız. Herkes bunu görecek. Yaptıkları bütün yolsuzlukları, bütün umutsuzlukları halkımızın önüne sereceğiz. DEM Partisi olarak biz bir umut partisiyiz. Bir halkın partisiyiz. Beraber alacağımız kararları bütün halkımızı katarak alacağız. Geçmiş dönemde karşımızda olan 5 yol dediğimiz bu alanı her seçim döneminde farklı projelerle insanlara geldiren insanların umutlarını çaldılar. Biz bu umutlarımızı asla bir daha fırsat vermeyeceğiz çalmalarına.